kayyum ülkesinin sessiz sakinleri. Falanca şirkete kayyum atamışlar. Bir sürü insan işinden aşından olmuş. Ses etmeyin canım, boş verin. Bize bir şey diyen mi var? Olan onlara oluyor. Hem için içinde seviniyoruz işte. Sevmezdik zaten bunları biz. Paraleldi zaten hepsi. Vatan hainiymişler. Havuzun gazetede okudum. Hem paralelden kurtuluyoruz. Her gün şehit haberleri geliyor. Çok üzülüyoruz ama ne yapalım? Terör var. Bak onlar sayesinde bizim çocuklarımız ve bizler sağız zaten. Hem şehit olup en yüksek mertebeye ulaşıyor, cennete gidiyorlar. Askerlik ve polislik yan gelip yatma yeri değilmiş zaten. Öyle dedi reis bize. Falanca iş adamlarını hapse tıkmışlar. Aman bize ne kardeşim, biz fakiriz ama onlar lüks içinde yaşıyorlarken iyiydi. 14 bin kişiye istihdam sağlıyorlarmış. Çok iyi insanlarmış falan ama bana ne? Bana bir faydaları mı vardı sanki? Hem bunlar gizli gizli hayır işleri yapmışlar. Paralellermiş. Havuz gazetede okudum. Havuz TV'de söylediler. Bırakın, karışmayın bize ne? Gazetecileri cezaevine atmışlar. E onlar da casusluk yapmışlar ama. Havuzun gazetede okudum. Havuz haberlerde izledim. Kahvede söylediler. Ekonomi bitmişmiş. Bana ne kardeşim? Bana her ay maaşım geliyor devletten. Arada erzağımı da alıyorum. Her ne kadar üstünden hiç geçmediysem de duble yol ve bir sürü köprüler de yaptılar. Adalet, hukuk yokmuş. Yalan kardeşim. Varmış aslında. Havuzun gazetede yazıyordu. Ülkede istikrar yokmuş. Benim evimde var ama. Fikir özgürlüğü diyorlar. Neymiş? Yenip içilir mi bu? Karın doyurur mu? Bana ne? Gazete önünde gazetesine destek veren başörtülü kadınları dövmüşler. Çoluk çocuk demeden biber gazı atmış, yerlerde sürüklemişler. Ha bir de poliste gerçeği yokmuş gibi plastik mermi sıkmışlar bunlara. Polise karşı mı gelinir? Ne işleri varmış kadın halleriyle, çocuklarıyla orada? Hak etmişlerdir kesin. Hem zamanında biz başörtüsü için uğraşırken bunlar tırnak törpülüyorlar, varlık içinde yaşıyorlardı. Tüm dünya bize düşmanmış. Aman canım, zaten ne zaman dost oldular ki? Onlar zaten bizim iyi olmamızı da istemezler. Avrupa'ya da almazlar zaten. Oyalıyorlarmış. Havuzun gazetede okudum. Televizyonda gördüm. Haberlerde izledim. Savaş çıkacakmış. Çıkarsa çıksın, ben mi gideceğim savaşa? Zaten gidersem de aynı günün akşamı düşman ülkede namaz bile kılarız. Çok güçlüyüz biz. Yolsuzluk, hırsızlık varmış. Bana ne? Benim param mı var çaldıracak? Dolarım mı var bozduracak? Hem zaten yalan hepsi. Darbeymiş, montajmış. Gazetede okudum. Hem adamlar her harikarda çalışıyorlar. Bombalar patlıyormuş. Çıkmam evimden, olur biter. Dış güçlerin oyunu hep. Hepsi uydurmaymış, dış mihrakların oyunuymuş. Artvin'de 50 bin ağaç kesilip altın madeni kurulacakmış. Ağaç ve doğa mı önemli, altın mı? Ülkenin ilerlemesini istemiyorlar, ondan oluyormuş. Hem bu ülkede 3,5 milyar fidan dikilmiş. Hiç görmedim, nerede bilmiyorum ama havuzun gazetede okudum. Televizyonda izledim. Muhalif gazetelerin çoğu din ve devlet düşmanıymış zaten, öyle yazıyordu. Sevgili okurlarım, bu yazdıklarım sizlere hayal ürünü gibi gelebilir ama bugünkü kayyumlar ülkesi sakinlerinin kafalarında küçük bir gezintiye çıkarmak istedim sizi. Hiçbirini uydurmadım ve bu söylemlerin çoğunu yandaş ve trollerin yazdıklarından, günlük konuşmalarından birebir aldım. Abartı değil, aşağı yukarı değil, kafadaki ses aynen budur. Şimdi biraz olsun anlıyor musunuz? Biz mahalle cayır cayır yanarken neden böyle rahat, sessiz ve tepkisiziz? Diyor Meydan Gazetesi'ndeki yazısında Atilla Taş.